Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve envala. İsmin tanımını yaptı. Sonra ismin havasını, tabi o havastan sadece 5 tanesini burada anlattı. Şimdi el-esmaul mu'arabatu, mu'arab isimler. Bilindiği üzere isimler mu'arab ve mebni diye ikiye ayrılıyor. Mu'arab ma yehtelifu ahiruhu bi ihtilafil avamili. Avamillerin değişmesiyle sonu değişen kelimelerdir. Mebni ise değişmeyendir. Zaten nahu ilminden gaye bu değişiklik veya adam değişikliği anlamak, kavramak, idrak etmektir. Evet, ve huve eyl ismu kısmani mu'rabun ve mebniyun. İsim iki kısma ayrılır, mu'rab ve mebni. Liennehu la yehlu imma en yekune murakkeben ma'a gayrihi evla. Çünkü isim hali olmaz. Ya başka bir kelime ile ya da birkaç kelime ile mürekkeptir ya da değildir. Yani ya cümle içerisine girmiş başka kelimelerle beraber bir terkip oluşturmuştur ya da değildir. Vel evvelu, birincisi başkasıyla mürekkep olan imma en yeşbehe mebniyel asli evla, ya mebniyel asla benzer ya da benzemez. Mebniyel asıl, bilindiği üzere ekseri ulema sadece harfi mebniyel asıl olarak kabul ederler. Bazı alimler de mebniyel asıl fiili madi emr bisiga harf ve cümle olarak ifade etmişlerdir. Mürekkep olan isim ya mebniyel asla benzeyendir ya da benzemeyendir. Ve hâzâ a'nil mürekkebe lezî lem yeşbeh mebniyel asli. Mebniyel asla benzemeyen mürekkep isim işte huvel mu'rabu, o mu'rabdir. Kısacası mu'rab el mürekkebu lezî lem yeşbeh mebniyel aslidir. Ve ma adahu, bunun dışındakiler a'ni gayrel mürekkebi vel mürekkebi lezî yeşbehu mebniyel asli mebniyun. Hem mürekkep olmayan mebnidir hem de mebniyel asla benzeyen mebnidir. Şimdi tabi bu yine İbn Hacib'in cumhurdan ayrı düştüğü bir görüştür. Diyor ki bir isim terkib içerisine girmedikçe mebnidir. Yani Zeyd, Amr, Halid, Hasan, Ali gibi kelimeler, tek başına böyle saydığın kelimeler mebnidirler. Mu'rab olabilmesi için cümle içerisine girmesi lazım. Çünkü yani mu'rab nedir? مَا يَخْتَلِفُ وَاَخِلُهُ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ. Avamillerin değişmesiyle sonu değişen. Avamil olabilmesi için elbette bir amille beraber telaffuz edilmesi gerekir diyorlar. Evet. فَالْمُعْرَبُ, o halde buna göre mu'rab اَلَّذ۪ي هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ, ki ismin bir kısmıdır. اَلْمُرَكَّبُ, birinci şartı mürekkep olmaktır. اَيْلْ اِسْمُ الَّذ۪ي رُكِبَ مَعَ غَيْرِهِ تَرْك۪يبًا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ عَامِلُهُ, beraberinde amili gerçekleşecek bir şekilde terkibe girendir, mürekkep olandır. فَيَدْخُلُ ف۪يهِ زَيْدٌ وَقَائِمٌ وَهَاُولَٰئِ ف۪ي قَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَقَامَ هَاُولَٰئِ. Böylece hem Zeydun kaimundaki hem de kâme hâulâ'ideki Zeydun kelimesi, efendim kaimun kelimesi ve hâulâ'i kelimesi mu'rab ismin tarifi içerisine dahildir. Bihilâfi mâ leyse bimurekkebin asla minel esmâil memdûdeti. Tek başına sayılan isimler hiç mürekkep olmamış, tek başına sayılan isimler bunun hilafınadır. Yani onlar mu'rab değildir. Nahu, elif, ba, ta, zeyd, amr, bekr gibi. Harekete vermeden ifade ediyoruz ki, yani herhangi bir terkip yok. Ama bi khilafi ma huve murakkabun ma'a gayrihi, ayrıca bir de ve bi khilafi ma huve murakkabun ma'a gayrihi, lakin la terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Başkasıyla beraber mürekkep olan ama beraberinde amili tahakkuk etmemiş olan da yine ne değildir? Yine mu'rab değildir. Ke gulamin fi gulami zeydin,
كغلامين في غلام زيد فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف. Çünkü bütün bunlar musannıfa göre mebnilerdendirler. Yani daha önce saydığımız Elif, B, T, Zeyd, Amr, Bekir gibi terkibe girmemiş. Ya da Gulam-ı Zeyd'in gibi terkibe girmiş, mürekkep olmuş ama avamili beraberinde tahakkuk etmemiş. Yani mesela Zeyd, Zeyd mu'rabdır. Neden? Çünkü onun amili gulamdır. Mudaf, gerçi şeye göre nedir? İbn-i Hacb'e göre oradaki gizli olan harfi cerle mecrurdur. Ama neticede amil beraberinde tahakkuk etmiştir. Fakat gulamın herhangi bir amili yok. Gulam-ı Zeyd'in dedin. Bu gulamda ne amel edecek? Çünkü henüz cümle olmamıştır ki. Gulam-ı Zeyd'in kaimun dersen o zaman mübteda olur. İbtida onda amel eder. Yani kısacası bir cümle oluşmalı ki amili kendisiyle beraber tahakkuk etsin. Fel mu'rabu, el mürekkebu mürekkeptir. Ellezî o mürekkep ki lem yüşbih mebniyel asli demiş. Lem yeşbeh mebniyel asli de diyebiliriz. Yani eşbehe fiili de lazımi olarak kullanılabilmektedir Ekreme babı. Onun için lem yüşbih dedi. Normalde şebihe yeşbehuden lem yeşbeh olarak da okuyabiliriz. O mürekkep ki lem yüşbih ey lem yunasib münasebeten müessireten fi men'il i'rabi. İ'rabı engellemekte etkileyici bir münasebetle münasip olmayan, benzemeyen mebniyel asli, mebniyel asla. Ellezî lem yeşbeh mebniyel asli. Mebniyel asla i'rabı engelleyici bir şekilde benzememiş olan. Ey mebniyellezî huvel aslu. Bu tefsir işaret etti ki arkadaşlar buradaki idafe-idafe-i beyaniyedir. Yani biz hatem-u fiddatin dediğimiz zaman hatem aslında gümüşün kendisidir. Gümüşten yüzük dediğimiz zaman nasıl ki hatem gümüşün kendisidir. Mebniyel asli dediğimiz zaman o mebni ki kendisi asıldır manasına. Ellezî huvel aslu fil binâi. Binada asıl olan. Fel idâfetu beyaniyetun. Bu idâfe idâfe-i beyaniyedir. Peki mebnil asıl nedir? Huvel mâdi vel emru bi gayrillâmi vel harfu. Bazıları buna cümleyi de eklerler arkadaşlar. Mebnil asıl fiila madi, emru bi siga, harf ve cümledir derler. İbn-i Hacib ise diyor ki, yanlış değilsem mesela Metn-i Muni'de böyle geçmektedir. Hatırlıyor musunuz onu? Neticede ihtilaflı bir konudur. Yani cümleyi oluşturan cüzler, kelimeler, onlar mu'rab olabilirler. Ama cümle olarak mebnidir bazı alimlere göre. Ama biz İrab'dan mahalli olan cümleler de biliyoruz, öyle değil mi? Bu sebeple cümleye tamamen mebni demek doğru bir görüş değil. Yani itiraza açık bir görüştür. Tartışmalı. İbn-i Hacib'e göre fiil-i madi, emru bi siga ve harf ve cümle mebniyül asıldırlar. Ama dediğimiz gibi mesela İbn-i Malik Suyuti ve ondan sonra İbn-i Hişam mesela Şarkıtır'da mebniyle aslı ne olarak ifade eder? Sadece harf. O görüş daha sade ve daha tartışmasız bir görüştür. وَبِهَذَا الْقَيْدِ خَرَجَ مِثْلُ هَا اُولَٰئِ ف۪ي مِثْلِ قَامَ هَا اُولَٰئِ. Bu ifadeyle قَامَ هَا اُولَٰئِدَكِ هَا اُولَٰئِ kelimesi mu'arabın dışına çıktı. Neden? Çünkü o mebniyle asla benzemektedir. Yani mürekkeptir, terkibin içerisine girmiş bir isimdir. Ama mebnil asla benzediği için o mu'rab değildir. لِكَوْنِهِ مُشَابِهًا لِمَبْنِي الْاَصْلِ. Çünkü هَاُولَٰي مَبْنِي الْاَصْلَ benzemektedir. كَمَا سَيَجِئُ ف۪ي بَابِهِ İnşaallahu Teala. Esma-ül işaret bahsinde bunun tafsilatı gelecektir. Hatırlarsak arkadaşlar, ismi işaret, yani denilmektedir ki ismi işaret
Efendim mebnil asle yani harfe manevi teşbih ile müşebbehtir. Manevi benzerlikle benzemektedir. O da nedir? Çünkü işaret harfin manalarındandır. Her ne kadar işaret için konulmuş bir harf olmasa da mana cihetiyle harfin manalarındandır. İsmi işaret ise bu harfin manasına kullanıldığı için manada harfe benzemiş olmaktadır. İ'lem enne sahibel keşşafi ce'alel esma'el ma'dudetel ariyete anil müşabehetil mezkureti mu'arabeten. Bilesin ki sahibi keşşaf bu sayılan isimler Zeyd, Amr, Bekir, Halid yani terkibe girmemiş olan ismi de eğer bahsettiğimiz mebnil asla benzerlikten de ari ise yani mebnil asla da benzemiyorsa onları mu'rab saymıştır. Ve leysa niza'u fil mu'rab allazi huwa ismu mef'ulin min kavlike a'rabtu. Diyor ki buradaki niza yani tartışma ism mef'ul olan el-mu'rabu kelimesinde, lafzında değildir. E'rabtu fiilinden olan mu'rab kelimesinde değil. Fe'inne zâlike la yahsulu illa bi-icra'il i'rabi ala ahadil kelimeti ba'det terkibi. Çünkü böyle bir işlem, çünkü mu'rab, i'rab edilmiş olan ifadesi ancak üzerine i'rabın cari kılınmasıyla gerçekleşir kelimenin sonunda. O da nedir? Terkipten sonra olur. Yani kelime cümlenin içerisine girer, değişiklik hasıl olur. Böylece mu'rabun olmuş olur. Bel fil mu'rabi istilahen, niza istilahtaki mu'rab kelimesindedir. Yani burada Mevlana Cami diyor ki yani sahibi keşşaf efendim mebnül asla benzemeyen ve terkibe girmemiş olan kelimeleri mu'rabden saymakta ama İbn Hacib ise mebniden saymaktadır. Tartışma nerededir? Tartışma mu'rabun lafzında mıdır yoksa istilahta kendisine mu'rab denilen isimde midir? El cevap istilahi mu'rabdedir. O zaman fe'tebere al-allamatu mujarrada salahiyeti li istihqaqil i'rabi ba'da terkibi ve huve zahiru min kelamil imami Abdülkahiri. Allame sahibi müfassal, Allame'nin kim olduğunu niye söylememiş? Sadece i'raba müstahak olmayı, i'rab salahiyetini kafi görmüş. Yani bir ismin mu'rab olması terkibe girdiğinde bu değişikliği kabullenecek durumdaysa o mu'rabdir. İster bizatihi gerçekleşmiş olsun, ister bil kuvve. İster bil kuvve, ister bil fiil. Hatırlıyor musunuz? Katibi bil kuvve, katibi bil fiil. Katibi bil kuvve, kullu insanın katibun diyebilirsin. Katibi bil kuvvede. Niye? Her insanda okuma yazma istidadı vardır. Eğitilirse okuma yazma öğrenir. O zaman bil kuvve bütün insanlar katiptir. Peki bil fiil hepsi katip midir? Değil. Ancak öğrendikten sonra katip olacak. Bil fiilde biz bakıyoruz ki hala okuma yazma bilmeyen insanlar vardır. Benim anam okuma yazma bilmiyor. Niye? Çünkü öğrenmemiş. Babam da bilmiyordu. Çünkü öğrenmemiş. Keşşafın sahibi diyor, isimde i'rab istidadının bil kuvve var olması mu'rablik için kafidir diyor. Anladınız? فَاَتَبَرَ الْعَلَّمَةُ مُجَرَّدَ السَّلَاحِيَةِ لِاِسْتِحْقَاقِ الْاِعْرَابِ İrabi hak etmeye salahiyetinin bulunmasını kafi görmüş. Ba'de terkibi terkibe girdikten sonra ve huve zahiru min kelamil imami Abdülkahiri. Abdülkahiri Cürcani'nin de kelamından anlaşılan budur. Yani o da demiş ki esma-i ma'dude terkip içine girmemiş isimlerden mu'rab. Ancak ve'teberel musannifu İbn-i Hacib ise itibara almış. مَعَ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ حُسُولَ الْاِسْتِحْقَاقِ بِالْفِيلِ. O demiş ki, salahiyet yetmez, bil fiil o istihkakın gerçekleşmiş olması da gereklidir.
وَلِهَذَا أَخَذَتْ تَرْكِيبَ ف۪ي تَعْرِفِهِ Bu sebeple İbn-i Hacib mürekkebi tanımlarken dedi ki huvel murekkebu lezî lem yeşbeh mebnil asli. Tamam. Mebnil asla benzemeyen mürekkebdir. Ve emme vücudul i'râbi bil fiili fî kevnil ismi mu'raben. Fakat ismin mu'rab olması için İ'rabın bizatihi kendisine mevcut olmasına gelince felem ya'tebirhu ahadun. Onun ne İbn-i Hacib, ne sahibi müfassal, ne diyelim Şeyh-i Cürcani kimse itibara almamış. Ve lidâlike yukalu lem tu'rabil kelimetu ve hiye mu'rabetun. Mu'rab olduğu halde kelime i'rab edilmemiş. Mu'rab olduğu halde kelime i'rab edilmemiş ifadesi bu sebeple söylenebilir demektedir. وَأَمَّا وُجُودُ الْاِعْرَابِ بِالْف۪يلِ ف۪ي كَوْنِ الْاِسْمِ مُعْرَبًا İsmin mu'rab olması için bizatihi i'rabın kendisine mevcut olmasına gelince فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ Hiç kimse onu itibara almamış. وَلِهَذَا يُقَالُ لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ Mu'rab olduğu halde mu'rab olunmamış ifadesi kullanılır. وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ Neden müsannif cumhur yanından meşhur olan tanımdan udul etti? Yani cumhurun tanımladığı gibi tanımlamadı. Ne diyor cumhur min? Ennel mu'rebe mehtelefe ahiruhu bi ihtilafil avamili. Değil mi? Bak. Genelde cumhurun tanımı budur. Çizin bunu. Mehtelefe ahiruhu bi ihtilafil avamili. Neden müsannif? Yani mu'reb avamillerin değişmesiyle sonu değişendir diye tanımlar genelde cumhur. Müsannif neden bu tanımdan udul ederek farklı bir tanıma gitti dedi ki El-murekkebu lezî lem yeşbeh mebnil asli لِأَنَّ الْغَرَدَ مِنْ تَدْو۪ينِ عِلْمِ النَّحْوِ اَنْ يُعْرَفَ بِهِ اَحْوَالُ اَوَاخِرِ الْكَلِمِ فِي التَّرْك۪يبِ مَنْ لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَب۪ي diyor ki nehu ilminin tedvininden yani yazılmasından meydana konulmasının gaye en ya'rife tanımasıdır. Bunu bina-i malum yapın özellikle. İlerideki men onun faili oluyor arkadaşlar. en ya'rife bilmesi en ya'rife bihi ahvale evâhiril kelimeti nehu ilmiyle bilsin kelimenin sonlarının ahvalini terkipte kim bilsin men lem yetetebbe' lugatel arabi henüz Arapça lugatını araştırmamış, tetebbu' yapmamış kimse onu bilsin ve lem ya'rif ahkâmeha bissemâ'i minhum ve aynı zamanda mu'rab isimlerin hükümlerini Araplardan işitmekle de hen öğrenmemiş olan kimse de onu bilsin. فَاِنَّ الْعَارِفَ بِأَحْكَامِهَا كَذَٰلِكَ مُسْتَغْنِنْ عَنِ النَّحْوِ Çünkü işitmek yoluyla da olsa kelimelerin sonunu Araplardan işitmekle öğrenmiş olan kimse nahu ilminden müstağniydi. Mesela biz şimdi bülbül gibi Türkçe konuşuyoruz. Ama Türkçe edebiyatının kurallarını yeterince bilmiyoruz. Öyle değil mi? وَلَا فَاِدَةَ لَهُ مُعْتَدًّا بِهَا ف۪ي مَعْرِفَةِ اِسْتِلَاحَاتِهِمْ Bu şekilde işitme yoluyla bilen bir kimse için itibar edilecek bir fayda yoktur. Arapların istilahlarını bilmek falan. Evet. فَالْمَقْسُودُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُعْرَبِ مَثَلًا O halde mu'rebi tanımaktaki gaye örneğin en ya'rife ennehu mimma yehtelifu ahiruhu fi kelamihim. Arapların kelamı, mu'reb, Arapların kelamında sonu değişen kelime olduğunu bilmesidir. لِيَجْعَلَ ahirehu muhtelifen ta ki o da kelimenin sonunu farklı kılsın. فَيُطَابِقَ كَلَامَهُمْ Onların kelamına mutabık olsun. Yani ayrı düşmesin. Fe ma'rifetuhu mutaqaddamatun ala ma'rifati ennehu mimma yahtalifu ahiruhu. O halde o kişinin tanıması, kişinin
Arapça konuşacak kişinin kelimenin sonundaki farklılaşmayı bilmesi kelimenin sonunun değişmesinden öncedir. Yani önce o bilecek ki sonra da değiştirsin. Değil mi? Yani değişiklik hasıl olmadan önce nahu öğrenmekte olan kimse o değişikliği bilecek ki cümle kurarken değiştirerek kursun. فَلَوْ كَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدَّمَةُ حَاسِلَةً بِمَعْرِفَةِ هَذَا الْاِخْتِلَافِ Eğer Arapça konuşan kimsenin, yani tabi Arapça bilmediği halde Arapça bilmediği halde Arapça bilen kimsenin bu mukaddem marifeti, yani daha öncelikli olan bilgisi, eğer bu bahsettiğimiz kelimenin sonunun değişikliğiyle hasıl olacak olsa وَتَعْرِفُهُ بِهِ ve tanımlaması da bununla olsa, o zaman وَجَبَ أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِيَعْرِفَ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ وَجَبَ vacib olur أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا önce bilmeli ki بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ bu kelime sonu değişen kelimelerdendir diye bilmesi fi kelamil arabi Arapların sözünde ta ki liya'rife ennehu mimma yahtalifu ahiru ta ki onun sonu değişen kelimeler olduğunu bilsin o zaman feyelzemu takaddumu şey'i ala nefsihi bir şeyin kendisinden daha öncelikli olmasını gerektirir ki فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا بِغَيْرِ مَا عَرَّفَهُ بِهِ الْجُمْهُورُ O zaman layık olan odur ki, cumhurun tanımladığından farklı bir şekilde önce bilmeli ve يُجْعَلَ مَا عَرَّفُهُ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ اَحْكَامِهِ Cumhurun tanımladığı şeyin de muarebin hükümleri cümlesinden kılınması gerekir. كَمَا فَعَلَهُ الْمُسَنِّفُ Musannifin yaptığı gibi bak dedi ki وَحُكْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِرِ Bunun üzerinde biraz durmanız gerekir. Biraz haşiyeleri, şunu bunu da okumanız lazım. Yani kısacası diyor ki eğer biz desek ki cumhurun yaptığı gibi muarebi tanımlarken اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِرِ اَنْ يَخْتَلِفَ الْمُعْرَبُ مَا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِرِ Mu'rab, avamillerin değişmesiyle sonu değişen kelimedir diye tanımlarsak, o zaman diyor, nahu ilminin ortaya konulmasındaki gaye ortadan kalkar. Çünkü gaye neydi? Arapça bilmeyen kimselerin, henüz Arapça kelamını tetebbu etmemiş, araştırmamış, Araplardan işitmek suretiyle de mu'rabin ne olduğunu tanımamış olan kimsenin cümle kurarken bu değişikliği yapabilmesidir. O zaman diyor, önce kendisinin başka bir yolla mu'rabi tanıması lazım. El-murekkebüllezî lem yeşbeh mebîl asli gibi. Çünkü musannıf tanımlarken dedi ki mu'rab el-murekkebüllezî lem yeşbeh mebîl asli. Mu'rab, o mürekkep isimdir ki mebniyül asla benzemeyendir. Mürekkep olacak ve mebniyül asla benzemeyecek. Bununla bilecek, ondan sonra sonunu değiştirecek. Önce diyor, mu'rabı tanıyacak. Ondan sonra da terkibin içine koyarken sonunu değiştirerekten yapacak. Eğer diyor, sen hükmü tanımın içine koyarsan, hükmü, en yehtelife ahirü bihtilafil avamil, hükmünü ismin, mu'rab ismin tanımının içerisine koyarsan, o zaman bir şeyin kendi nefsine mukaddem olmasını gerektirir bu. Bu da bir nevi devirdir. Tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurtadan. Yani bu ismin sonunu niye değiştiriyoruz? Sonu değişen kelimelerden olduğu için değiştiriyoruz. Efendim, bu ismin
neden sonu değiştirilmiştir? Biz değiştirdiğimiz için der gibi yani. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani mu'rab ismin tanımlamasında bir bozukluk meydana gelmektedir. Onun için diyor, musannefin yaptığı cumhurun yaptığından daha güzeldir. Bu önemli bir tespit. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Estağfirullah aleyhi.